Mektap. Nasıl bir yere gittiniz? Hani etrafı anlat bari. Tadını çıkarmaya çalıştım. Etraf çok güzeldi. Yeşil miydi, mavi miydi, ne bileyim, beyaz mıydı, mor muydu? Yeşil de vardı, mavi de vardı. Mavi de vardı, hı-hı, yeşil mor de vardı. Mor da var mıydı? Mor yoktu ama. Kırmızı var mıydı? Güzel şeyler oldu. Peki böyle heyecanlı bir şey miydi? Yoksa böyle huzurlu bir şey miydi? Heyecanlı ve huzurluydu. Peki Ali ile ne hissettin? Yanında Ali vardı ya, hem heyecan hem huzuru hissettin değil Ali mi? Ali ile nasıl da heyecanlı ve huzurlu olabilirim, düşün yani. Kız, ne var bir şey söyleyeceğim çocuğum? Mehtap. Ali sana böyle yaptı mı gittiğiniz yerde? Ne oluyor abi ya? Beni nereye getirdiniz? Arkadaşlar Ali tepki vermek için bir 5 dakika düşünüyor her zaman, biliyorsunuz. Mehtap, bir şey sonradan soracağım tepki sana. Sonradan. Aşk duyguların depreşti mi? Hayır. Ali ile beraberken. Hayır. Ne duyguların depreşti kızım, peki? Kızım ben de bir çocuk muyum, aşk duyguların depreşsin bir anda? Ne bileyim, aşk istiyordun ya burada. Belki kızım, de bir heyecan olmuştu sana, anladın mı? Ya insan heyecanlanır yani. Şahsen ben heyecanlanırım. Ben burada herkes aşk yaşasın isterim. Biliyorum. Ama nedense olmayacağını söylediğimde kötü oluyorum. O yüzden ben bu konuyla alakalı fikrimi söylemeyeyim. Gene ben kötü olacağım. Ya Mehtap, dün sen yoktun, ben bir şeye çok sinirlendim. Neye? Ne oldu biliyor musun? Yoktum işte, git diye güle güle diyordun, seviniyordun. Ya hayır, o işin esprisi biliyorsun. Hı, ben senin zaten kraliçe olmak istediğini, gezmek istediğini çok bildiğim için olmanı istedim ha, zaten. Buradan çıkmak istedim, o bir doğru yani. Onu biliyorum. Onu geç şimdi, önemli bir şey konuşuyorum seninle. Ben dün çok sinirlendim. Niye? Ne oldu biliyor musun? İşte VTR'ler veriliyor, Seda Hanım geldi falan. Ondan sonra... Bu evde şöyle bir şey yok mu Mehtap? Her ilişki hakkında herkesin yorum yapabilme özgürlüğü yok mu? Var. Zamanında benim hakkımda neler dendi? Senin hakkında neler dendi? Murat abi hakkında neler dendi? Semih hakkında neler dendi? Yanlış evet, mıyım? Evet. Hani bizim sevdiğimiz söylendi, evet, insanlar hakkında, Ali hakkında. Sen neye kızdın? Böyle bir hakkın var, yapsaydın. Hayır, konu şu. Ben biliyorsun Batu ile Nur'u zaten destekliyorum. Bir şey demiyorum, köstek olmuyorum ilişkilerine. Köstek olman gerekirken destek oluyorsun bir de. Ben ne destek oluyorum ne de kösteyim ama fikirlerimi söyleme hakkım var. Fikirlerini söylemekte özgürsün. Hı. Abi ne oldu bak, konuşuyoruz falan böyle, tamam mı, karşılıklı. Kimle, Batu'yla? Hayır, hep birlikte. Hı. Ondan sonra Adnan sadece fikrini söyledi, tamam mı? Ama hani ilişkiyi baltalamak için bir şey söylemiyor çocuk. Ama sadece kendi fikrini söylüyor. Eser bir anda bir köpürdü. Ondan sonra niye? Adnan'a karşı. Ne dedi ki abla? İşte böyle konuşamazsın. İşte adam olacaksın ilk önce. Kendin ilişki yaşamıyorsun diye böyle yapıyorsun. Ondan sonra Mehtap'a diyordun, sen de Mehtap gibisin. Öylesin, böylesin. Ben bir sinirlendim. Mehtap'ın nesi var, ben anlamıyorum bu insanları. Ondan sonra ben... Mehtap gibisin, Mehtap gibisin. Ya ben doğruyu söyleyince dokuz köyden kovulam. Hayır, ben bir sinirlendim. Ya bu evde... Adnan, Melis, Mehtap bir şey söyleyince, tamam mı? Herkes onlardan nefret ediyor. Biz bir şey söylemeyeceğiz, anladın mı? Biz her konuda susmak herkes zorundayız. Herkes atını istediği gibi oynatacak. Herkes atını istediği gibi oynatınca. Ondan sonra ben şimdi hani zaten destekliyorum ya, bana bir şey demiyorlar. Ama ben de hani desteklemesem, ben de bir şey desem beni de taşlayacaklar. Şu an beni taşlayacakları bir şey yok ki, o yüzden bir şey demiyorlar. Ama ben Adnan'a laf ettirir miyim? Ettirmem. Ben bu sefer Adnan'ı korumaya geçtim, haklı olarak. Biliyorsun ben arkadaşımı korurum, hani böyle adam değilsin, sana şimdi birisi adam değilsin diyecek, ben onun canını okurum. Ondan sonra Esra işte ben sinirlendim, kalkıyorum falan. Ya orada konuşma ortamındayız, hani kalkıyorum ne ya, hani böyle bir hakkımız yok. Yine mi terk yok etti ortamı? Yine terk etti, sonra hep geri geldi şeyler falan. Hep yaptığı şeyler. Hmm. Ya ona da bir şey demiyorum, hani belki psikolojisi onu gerektiriyor. Ama gerçekten artık ben bu durumlara çok sinirleniyorum. Biz yani bir şey deyince hep kötü biz oluyoruz. Hep kötü biz oluyoruz. Ama ya madem... Sen şunu anlayabildin mi? Ben de ne dedim biliyor musun? Madem dedim ilişkinizin konuşulmasını istemiyorsunuz. Ortaya konuştum bu lafı. Hani hiç kimseye özel olarak bir şey demedim. İlişkinizin konuşulmasını istemiyorsunuz. İlişkinizin baltalanmasını istemiyorsunuz. Yorum istemiyorsunuz. O zaman al dedim sevdiğin insanı. Tut elinden, çık dışarı. Esere mi dedin? Hayır. Ha, ortaya dedim. Hı. Ondan sonra hani mantıklı. İlişkiler hakkında konuşulmasını istemiyorsan ve bu evde bir ilişki yaşıyorsan, rahatsızsan bu durumdan, sevgilin olacaksan çıkacaksın dışarı. Finalde verilecek hediyeleri düşünmeyeceksin. Finale oynamayacaksın o zaman. Gong çaldığında düşün bir de. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gong çaldığında bak bize neler edecekler. Sen